bir duayenle, benim de çok büyük ustamla beraberiz. Mikrofonda Ustalar bölümünde. Sevgili İlker Yasin'in mekanına geldik. Onunla güzel bir sohbet edeceğiz. Umarız bu sohbet herkes için örnek olur. Çünkü onun deneyimlerinden, tecrübesinden, Türk futboluna, Türk televizyonuna katkılarından herkes o dönemde memnundu. Onun uzantılarıyla biz bugünlere geldik. Bu sohbet umarım hepimiz için yararlı olur. İlker Yasin niye futbolu, niye spor spikerliğini tercih etti? Hayat planlamasını futbol yorumculuğuna, gazeteciliğe diyelim, televizyonculuğa göre yapmak benim kararım değildi ama müthiş bir arzum ve isteğimdi. Küçükken evimiz de ufaktı. Tuvalette, ki Alaturka'ydı o zamanlar, otururken maç anlatırdım kendi kendime yüksek sesle. Kapının önünden geçen babam, Allah uzun ömürler versin, günahtır burada tuvalette konuşmak derdi. Bir ufak yolu azarlardı. Halbuki ben orada ustaların, biraz evvel cümleyi sen kurmuştun, Halit Kıvançların, Pertev Tunaseli, ki benim Türk futbolunda en çok sevdiğim, temposuna hayran kaldığım ve kendime örnek aldığım bir insandır. Allah rahmet eylesin. Onu taklit ederek anlatıyordum. Ve kafama koydum, bu yönde kendimi geliştirdim. Daha 12 yaşlarında başlayan heyecan hayatım boyunca benimle beraber oldu diyebilirim. Ben bu işi için biçilmiş kaftandım kendime göre. Bunun dersini almaktan, kursunu almaktan, bunun üstüne çalışmaktan daha önemlisi, bir futbol yorumcusunun her şeyden önce bunun kendisi için bir lütuf olduğunu, içinde böyle bir yetenek olduğunu anlaması lazım. Bir spor anlatıcısının her şeyden önce kendi karakteri de, kişiliği de, yemeği hızlı mı yer, yavaş mı yer, yavaş mı oturur, hızlı mı yürür, bütün bunlar onun bu karakteri, anlatımına, üslubuna mutlaka etki eder. İlker abi, biz sende şunu hissederdik maç anlattığında, seni dinlerken mutfağın zenginliği, sendeki o dolgun yapının sesine ve anlatımına yansıdığını çok gördük. Diğer taraftan söylediğin cümleler manşet olurdu gazetelere ve insanların dilinde hala pelesenk birçok kullanılan cümle. Bu maçların azlığı veya dönemin gerektirdiği değil diye düşünüyorum. Bir kültür diye düşünüyorum. Bir yetenek var. Eyvallah, ama insan becerilerini geliştirmek için ve bu meslekte belli bir noktaya gelmek için çok şeye ihtiyaç var. Mutlaka. Bugün bu yansımaları acaba görebiliyor muyuz yeni nesilde? Ne hissediyorsun dinlerken? Yani biz şimdi şapka çıkarttık, sizden öğrendik. Haydi çocuklar, sizden öğrendik. Ya bunun gibi ve gol ve işte gol iki tane programın ismi oldu. Bunlar çok önemli nüveler diye düşünüyorum ama bu zenginlik acaba nasıl kazanılıyor, nasıl elde ediliyor? İlker Yasin orada neler yaptı? Yani aslında her işi, hangi işi yaparsan yap, mutlaka okuman lazım. Ama eğer bir yayıncıysan, eğer kimsenin, özellikle radyo anlatımlarında kimsenin görmediği bir şeyi onlara görüyormuşçasına anlatmak misyonuna sahipsen, görevin o ise, bunu çeşitlendirmek durumundasın. Kelimelerle, benzetimlerle, mekanların yerlerini belirtirken, çiçeğin yeşilini, yağmurun şiddetini anlatırken mutlaka bunları çok geniş bir kültür birikimiyle yapman lazım. Okumak, benim biraz evvel söylediğim, tamam, tanrı yeteneği, onlar ayrı olacak. Evet. Ama onları arkadan itecek o kadar çok şey var ki. Bir, mutlaka okuman lazım ve mutlaka yazman da lazım. İyi yazman lazım. Yani Türkçeyi yazdığın gibi, yani İngilizceyi de veya bildiğin başka dil varsa onu da iyi yazman lazım. Bütün bunları bir araya toplamak çok kolay değil. Ben bizim kuşaktan ki mesleğini icra edebilme durumunda olanların göstermiş olduğu gayreti zaman zaman eleştirirdim. Bizim kuşakta da. Hı hı. Sen belki bilirsin. Tabii. Yani kendi dönemdaşlarımla da uyuşamazdım. Neden bu kadar donuk? Neden öğrenmek istemiyor? Neden? Çünkü
onun kazandıkları onun daha iyi olmasını sağlayacak şeylerdi. Ben kuruma girdiğimde, TRT kurumundan bahsediyorum. Evet. 1972 senesinde ilk spor spikerliği sınavı açılmıştı. Ve 23 yaşına doldurmuş olma şartı aranıyordu. Çünkü sen de biliyorsun, evet, bunun hocalığını yaptın. Evet. Ses 23 yaşına kadar değişebiliyor. Evet. Ben 23 yaşında değildim ama o sınava mutlaka girmek istiyordum. Ve bir öğrenciyken şebekemde ufak bir tahribat yaptım. Yani yaşımı küçülterek girdim sınava. Sınavı kazandım binlerce insan arasında. Sonra ikinci sınavı kazandım. Sonra kurslara başladım. Türkiye'nin en iyi öğretmenlerinden ders aldık. Canlı anlatımlar, şu şimdiki Vefa Stadı'nın olduğu yerdeki bizim grupla beraber. Fakat sonrasında, bütün bunların sonrasında varmış olduğumuz nokta şuydu. Dediler ki, şebekende tahribat var, güvenlik soruşturmasında sınav alamıyoruz. Evet, 72'de Ümit Aktan, Abidin Aydoğdu, Öztürk Bekin, İzmir'den Murat Ünlü, Doğan Yıldız, Akın Göksu, Tansu zaten istisna aktiyle kurumda çalışıyordu. Abidin Aydoğdu, Öztürk Bekin. Yani bunların hepsi kuruma girdiler ama ben beklemek zorunda kaldım. Ama gazeteciliğe başladım 1976'da Sonra Vadisi'de. O bir etap, adımdı. Yani oradaki yere gitmenin, gazeteciliğin spor muhabiri içinde bir adımdı. O adımla kontakları kurdum. Zaten hepsini tanıyordum. Toprağı Bolosun, Arman abi, Kemal Deniz. Yani yine rahmetli Zafer Ciresun, rahmetli Çetin abi, Çetin Çeki. Yani bunların hepsiyle kontaklarımı kaybetmedim. Onlar da benim iyi olduğumu biliyorlardı. 74-76 senesinde normal bir spikerlik sınavı açtı TRT. Ve Ankara Radyosu'nda başladım ben ama 2 ay sonra tekrar haber merkezine spor spiker olarak geçtim. Yani karar verdiğin, azimle gitmek istediğin yolda seni hiçbir güç geri döndüremez. Bunu tüm genç arkadaşlarıma kalpten söylüyorum. Ben oldum diye bir şey yok. Ben oldum dediğiniz gün bittiğiniz gündür. Aynen bunu söyleyeyim. Burada olmak yok. Bunu hatalar burada insanlara büyütecek. Hatalar kişileri hedefe doğru, ileri doğru yürütecek. Daha iyi olmalarını sağlayacak. Eski kuşaklarda ki eleştirdiğim noktaların çok daha kötüsünü şu anda maalesef yeni kuşaklarda görüyorum. Bir megalomani, bir oldum havası, 2-3 maça çıktıktan sonra anlattığım maçında performansını kim değerlendiriyor bunları? Bu çocukların hepsine birden kardeşim bağıracaksınız, gol olduğu zaman mutlaka bağıracaksınız cümlesini birisi mi söyledi? Tempo vermek, heyecan vermekle bağırmayı ayırt edemiyor muyuz? Edemiyorum. Oradan kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Tempo vermeyi, sesini kullanmayı bilmeyen insan bağırma veya bağır arasındaki farkı anlayamaz. Çok hafif seslerle, çok dinamik konuşarak tempolu konuşabilirsin. Tempolu konuşmak demek bağırmak demek değildir. Tempo, yüksek ses çıkarmak, yani hançerini yırtarak kadar öyle bağırmak değildir. Alçak sesle konuşabilirsin tempoyu, hızlı konuşabilirsin. Pertev Turaseri hiçbir zaman bağırmadı. Yani ne bileyim, John Watson bağırmadı, David Coleman bağırmadı. Yani bağırmak bir kere mesleğin ruhuna her şeye aykırı. Balatya Spor Kasımpaşa'ya gol atıyor. Sanki Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası finali kazanmış gibi böyle yüksek sesle bağırmak, gol. Gol dedik, biz de gol dedik. Brezilyalılar da gol diyorlar. Ama her şeyin bir adabı, bir yolu vardır. Karşıdaki insan, seni dinleyen insanı rahatsız etmeyeceksin. Ve ona istemiş olduğu şeyleri vereceksin. Rahmetli Aydın abi derdi ki, televizyonda maç seyretmekle stadyumda maç seyretmek arasında %40 fark vardır. Spikerin, anlatıcının görevi aradaki bu 40'lık farkı kapatmaktır. Yani seyirciye yardım için. Evet. Bizim temel fonksiyonumuz, görevimiz seyirciye yardım etmek. Onun o karşılaşmayı sağlıklı bir şekilde izlemesini sağlamak. Ama biz kendimizi lanse etmek için çok daha bağırdığımız zaman, arka arkaya kafiyeli cümleler kurduğumuz zaman çok popüler olacağımızı zannediyoruz. Yanlış. Evindeki televizyon başındaki seyirciye o karşılaşmayı sağlıklı ve rahat bir şekilde izletebiliyor musun? Radyodan anlatıyorsan, şu anda radyo anlatımları pek yok.
radyodan anlatıyorsan bütün bilgileri evinde hiçbir maçla ilgisi olmayan insana o maçı radyodan dinlerken gözlerinin önünde canlandırmak zorunda. Bir futbol spikerinin temel amacı bu. Yani ama ben son zamanlarda gol sesinden rahatsız olmaya başladım. Yani golün, ben ismini ve gol yapmıştım. Ve gol, ve gol, ve gol diye, yani gol ve gol olmuştu. Ha, böyle bir çalışmam yoktu. Refleks oldu. Evet. Pas, Ahmet, Orhan ceza sahası, orta ve gol demişimdir. Bu olmuştur. Herkes ve gol demeye başladı. Golün ismini değiştirdiler. Ve gol diyorlar. Hayır, gol. Gol! Bu kadar çığırışa gerek yok. Sadece futbol spikerleri, spor spikerleri diyelim, atletizm, yüzme, hepsi o bilgilerini çok daha geniş tutmalı ve kendi günlük hayattaki entelektüel seviyesini de yukarı çıkarmalı. Bugün magazin de bilmeli, siyaset de bilmeli, tribünde oturan adamın kim olduğunu bilmeli, Charles kimdir bilmeli, Hans Dietrich Genscher kimdir bilmeli. Yani neticede bunlar önemli şeyler. Nedir? Okumaktır. Nedir? Geliştirmek, dünyaya çok geniş açıdan bakmaktır. Sosyal medya ile ilgili bir şeyler sormak istiyorum İlker abi. Hani ne kadar içindesin veya ne kadar takip ediyorsun bilmiyorum ama sosyal medyadan çok fazla etkileniyoruz ve oradaki kişilerin, bizi eleştirenlerin ya da yayınları yönlendiren eleştirilerin çok fazla dikkate alındığını düşünüyorum. Ya sosyal medya veyahut da normal klasik medya. Hayır, klasik medya, sosyal medya. Bizim zamanımızda da 7 gün, TV'de 7 gün diye bir dergi vardı. Maç yaptığımız yılların ilk yıllarında. Yani orada küçük köşeler vardı mesela böyle. Maçı ya hatalı anlatın. Korkardık. Evet, tüm spikerler, tüm yorumcular, tüm artistler, tüm komedyenler, tüm ekrana çıkan insanlar performanslarını sergilerken yapmış oldukları yanlışların ve hataların medyada, sosyal medyada lanse edilmesini, büyütülmesini istemezler. Evet, bu korku vardır. Şeyin içinde de var. Ve bu korku sana hep hata yaptırır. Senin özgüvenin varsa, başından beri anlattığım şey, sen kendine inanıyorsan, kendine güveniyorsan, bilgine ve yaptığın işin hakkını verdiğine inanıyorsan, sosyal medyada yapanlar senin amirini, memurunu fazla etkilemez. Medyaya değer vermek lazım ama çok ciddiye almamak lazım. Dikseniz, doğruysanız, düz dikseniz gölgenizin kambur olması bir şey değiştirmez. Gölgenin güzel. Kambur olsun gölge, öyle. Sen diksen, yürüyorsan gölgen kambur olsun, bir şey değildir. Yol çok çetrefi, yol zor, yani kolay değildir. Bütün bu zorlukları aşabilecek ve yapmış olduğu işin kutsal olduğunu, çok önemli olduğunun farkına varabilecek gençler, bir okuyacaklar, dil bileceksin, öğreneceksin, dünyayı takip edeceksin. Sosyal medyada biz evvelden bilgiye ulaşmak çok zordu. Çok zordu. Louis Osman'ın Ipswich Town'da oynardı. Bir şeker hastası olduğunu Avrupa'dan futbol programı yapardık. Evet. Kısa 3 dakikalık görüntüler içerisinde. Onun tanıtımı sırasında yerde kıvranırken ancak o zaman söyleyebildim ben bu çocuğun şeker hastası olabildiğini. Yerinde söylersen, bilgiyi zamanında satarsan değerli oluyor. Ama yani normal adam kafa topuna çıktığında bu şeker hastası dersen bu anlatıcılık değil. Çalışmak, okumak, dil öğrenmek, mesleğinin inceliklerini geliştirmek için takip etmek, uluslararası dünyada ünlü İngilizlerin, Fransızların, Brezilyalıların, özellikle İngilizlerin en iyi spikerlerinin kasetlerini, CD'lerini almak, onların maç anlatımlarını izlemek sürekli. Brian Morse vardı, David Coleman vardı. Onun kasetleri bende 76 Şampiyonlar Ligi finalini anlatmışlar. Bunları dinlemek, maça çıkarken onların kasete koymak, onların sesini duymak, onların temposunu yaşamak, bunları mutlaka yapmalılar. Sadece futbolda da kalmamalı. Yanına birkaç branş seçerlerse kendilerini, bilgilerini daha da ileriye götürmek ve ikisi arasındaki farkı, anlatım farkını da, üslup farkını da geliştirmek zorundalar. Genç arkadaşlara tavsiyem, ne olur bağırmayın, tempolu konuşarak çok güzel goller anlatabilirsiniz. Ve o goller, çok güzel goller sizi çok daha iyi istediğiniz yerlere götürecek diye inancındayım. Beanspor adına çok teşekkür ediyorum. Ben de Beanspor'a başarılar diliyorum. Şimdi bazen
böylesine anlarda sessizlik gerekir. Çok fazla konuşmaya gerek kalmaz. Yani sizin mesainiz çok daha fazlaydı İlker abiyle. Ama bir seyirci ve dinleyici olarak 12 yaşında bu mesleğe aşık olmamı sağlayan isimlerden biridir. Gözümü kırpmadan dinledim ve gerçekten hem bu nesil hem gelecek nesiller için şu anlattıklarını sadece izlesinler, o önerileri dikkate alsınlar, yeter. Ben çok fazla söylediklerin üzerine yeni bir şey söylemeyeceğim. Size hemen sözü bırakıyorum. Şimdi, sağlık, saat diliyorum İlker abiye. Gökhan zaten röportajı yaptı. Çok da güzel bir röportaj olmuş. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Özellikle ben eğer prodüktör arkadaşımız Emir izin verirse şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim durumum biraz farklı herkesten. Niye farklı? Şimdi ben çok küçük bir çocukken, mesela ben 5 yaşındayken veya ben 4 yaşındayken babam Adana Spor'u çalıştırıyordu. Türkiye Süper Ligi'nde 4. oldu Adana Spor. Ben 5 yaşındayken babam Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Ben 7 yaşındayken babam Zonguldak Spor'u çalıştırıyordu gibi. Ben işte 11 yaşındayken babam Bursa Spor'u çalıştırıyordu. Ben 10 yaşındayken babam yine Adana Spor'u çalıştırıyordu. Türkiye'nin her tarafında Gençler Birliği, Ankara Gücü, aklında kim geliyorsa çalıştı. Bir kez Anadolu'da. Daha mekanı cennet olsun. Şimdi bu ne demek oluyor? Ben çocuğum, evet 5 yaşındayım, 8 yaşındayım, ortaokula gidiyorum 13 yaşındayım, liseye gidiyorum 16 yaşındayım gibi. O zaman radyo anlatımı çok yaygındı. Açardık radyoyu, kısa dalga 1017, FM'de de 96.2, 95.6. Hatta frekanslarını bile hatırlıyorum. 1017'den böyle cızırtı bulurduk. İşte TRT'de merkezde bir spiker, Tansu abi genellikle, Tansu Polatkan. Pas atar İzmir'de Murat Ünlü. Bütün i̇şte, maçlar aynı saatte aynı gün. İstanbul'da İlker Yağız. İzmit'te Necati Karakaya. Bir tarafta Akın Göksu. İzmit'te Necati Karakaya. Adana'da işte İlker Yasi falan gibi. Mikrofonlarımız Adana'da. Bunları dinleyerek büyüdük. Saatlerce, yıllarca, günlerce. İnanılmaz bir kulak dolgunluğu. İnanılmaz bir ta Halit abiye kadar da geriye de gidebiliriz aslında. Şimdi böyle büyümek de tabii bu ustalarla birlikte, onları örnek almak da ciddi bir avantaj. Şanslıyız. Şanslıyız o anlamda. Yani müthiş bir kulak dolgunluğu var. Doğan Yıldız'ın o kadife sesi, İlker Yasin'in o akıcı anlatı. Ki İlker abi hakkını verelim. Bu işte çığır açmış. Hepimize örnek olmuş. Kesinlikle. Hem programcılığıyla bak, hem programcılığıyla, televizyon programcılığıyla ilklere imza atmış. İşte hatırlıyorum ben o Ahmet Çakar'ı falan ilk ekrana İlker abi çıkartmıştı. Tabii üçüncü devrede. Farklı bir format. Üçüncü devre programı. Rıdvan Dilmen. Maç anlatımıyla farklı bir Türk anlatımcılığını farklı bir seviyeye getirmiştir. Avrupa'dan futbol programını ben oturup heyecanla beklerdim. Cumartesi günleri işte FA Cup finalini veya Süt Kupası finalini oturup aylarca heyecanla beklerdik cumartesi günleri saat 5'te işte Wembley'de. Kendi bahsettiği Avrupa'dan futbolu yaptılar TRT'de. Yani şimdi kez, şu anda İlker abi herkes oradan seyrediyordu. Şimdi sosyal medya falan diyoruz ya. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki öyle meslektaşlarımız da var. Genç meslektaşlarımız evet dediği gibi bağırıyorlar falan. O başka bir konu. Kendini geliştirmek mış gibi yapan bir kitle var bir kere, onu söyleyeyim. Ben kendi adıma eleştiriyorum. Mış gibi yapan. Adam hayatında İngiltere'ye gitmemiş. Sanki İngiltere futbolunun kompetanı. Hayatında İngiltere'ye gitmemiş. İngiltere'de hiçbir statta maç anlatmamış. Hiçbir statta maç seyretmemiş. İngilizcesi yarım yamalak. İngiltere futbolu uzmanı. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Sen uzman olamazsın kardeşim. Dur konuyu dağıtmayalım. Hayır, konuyu dağıtmayalım. Üzerinden... Var böyle insanlar. İlker abinin söylediklerine geleceğim yine. Ama her meslekte var o. O her meslekte sen var. Sen bayağı izin mış olursa gibi yapmak, Gökhan'a, da, mış gibi Gökhan'a da dönelim evet. Mi izin olursa? Sen bayağı da heyecanlanıyorsun anlatırken. Heyecanlanıyorum ve yaşıyorum. Evet. İlker abinin söylediklerine katılmamak mümkün değil. Maalesef her şey çok kolay zannediliyor. Ya onu ülkede. Zaten az önce de net hayır, bir şekilde o mesajı ilettin zaten. İlker abinin bak vurguları, konuşması... Kolay olmuyor ve... Çok zor olduğunu söyledi evet. Zaten. Çok zor. Halit abi ben küçükken Ankara 19 Mayıs stadında veda maçı son kez maç nakli yaptı. Maçtan önce binlerce futbol sever hem Ankara Gücü yanılmıyorsam Fenerbahçe ile oynamıştı. Ankara Gücü binlerce futbol sever Halit abiyi stadın dört bir yanında davet edip alkışlayarak uğurladı veda maçında. Bir spor spikerinin vedası ancak bu kadar güzel olabilirdi. Geçmişin o güzel kokusunu... Yaklaşık 15 dakikalık bu röportajda öyle güzel aldım ki İlker Yasin konuşurken rahmetli Abidin abi konuşuyordu sanki. Allah uzun ömür versin Tansu abi konuşuyordu sanki. Murat abi konuşuyordu. Hepsine en içten sevgilerimizi, son saygılarımızı bir nokta sunalım. Unutma sözünü. Çok özür dilerim. Çok önemli çünkü. Neden biliyor musun? Halit abi statta Halit abiye hepimiz hayrandık çocukken. Babalarımız da hayrandı. Gazetede yazdığı yazılar, televizyondaki programları, İlker abi her...
Çünkü o zaman insanlara, insanların bilgisine, insanların birikimine, insanların emeğine bir saygı vardı. Bir saygı vardı. Günteki konuyu ne yapıyor biliyor musun? Şimdi alıyor. Ama başka bir noktaya geldi yani nokta... sol kanattan atak gibi. Hayır, başka bir noktaya getiriyorum. Hayır, kötü İlker anlamda abi, söylemiyorum. İddia ediyorum. Ben iddia ediyorum şu anda. Bu bir sav, bir varsayım değil. İddia ediyorum ya, çok net. İlker Yasin gibi büyük bir usta, Halit Kıvanç gibi büyük bir usta şu anda maç anlatıyor olsun yayıncı kuruluşta, beIN Sports'ta. Ama İngiltere'de anlatıyor işte. Hayır, anlatıyor orada olsun. Anlatır. Ben anlatmalı, o başka bir konu bu yaşta. Anlatıyor olsun, sosyal medyada linç yerler. Kesinlikle. Oraya ama geldik. Ama maalesef oraya geldik. Onu söylemek istiyorum. O kültüre sahip değiliz. Bu arada Halit abi o statta dolaştıktan sonra mikrofonu da İlker abiye veriyor. Onu da sen tamamlamış oldun. Bitirelim mi bu bölümü?